Son dakika 23'ten herkese merhaba. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Elazığlılara sizler için yeni dönemde kimi milletvekili olarak görmek istediklerini sorduk. Yeni dönemde şehrimizde kim milletvekili olarak görmek istiyorsun? Ben şehrimize yaptığı yatırımlarla, açtığı fabrikalarla şehrimize gelmiş geçmiş Elazığ'ın tarihinde yaptığı en iyi yatırımlarla Yasemin'i açıklıyorum. Ve milletvekilliğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en güzel şekilde şehrimizi temsil edeceğine inanıyorum. Kesinlikle Gülsel Ol ve Yasemin Açık. Başka yoktur yani bence. Bilal Çoban'ı. Çünkü Bilal Çoban Elazığ'a gerçekten mal olmuş bir insan. Çok yani Elazığ için bir şeyler yani yapmaya çalışan bir insan yani. Benim gönlüm her zaman Bilal Çoban'dan yana. Yani seviyorum kendisini yani. İnanıyorum ki Elazığ'a geldiği zaman gerçekten Elazığ'a sahip çıkacak bir insan. Yasemin Açık. Yasemin Açık. Mehmet Çavaş. İlk sırada Mehmet Çavaş diyorum. Yine Refah diyorum. Yeni dönemde kim milletvekili olarak görmek istiyorsun? Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Ama bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz oyumuzu. Yasemin Açık. Şimdi başta isim olarak AK Parti'nin 3 tane gitmesi lazım. 3. Zaten CHP'ninki gideyim. O gider. Bir de Yasemin. Başka bitti. Yasemin'e gülüyorum. Yasemin Açık. Bizim şimdi sadece uy değil. Biz canımızla, malımızla, her şeyimiz Yasemin uğrundadır. Biz Yasemin Açık'ta başka hiç kimseyi tanımayız. Sonuna kadar Yasemin Açık. Cumhuriyet Halk Partisi adına Gülsel Ol'u görmek isterim. Şimdi işin açıkçası en güzel hizmeti kim yaparsa herkes gönlünden onu geçiriyor. Benim gönlümden geçen Bilal Çoban var. Yasemin Açık. Yani bu iki isim benim gözümden plana çıkıyor. Kim fayda sağlayacaksa onlar seçilsin. Şehrimizde yeni dönemde kim milletvekili olarak görmek istiyorsun? MHP milletvekillerini milletvekili olarak istiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istiyorum. Elbette Gürsel Erol. Gürsel Erol adam gibi adam. Yani AK Parti gelmesin, kim gelirse gelsin yani yeni dönemde. Yani değişik simalar görmek istiyoruz. Değişik partilerden olsunlar. İster bağımsız olsun, isterse yeni partiler olsun. Yeter ki AK Parti'den milletvekili seçilmesin. Sami Bey'im, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Onu görmek istiyorum. Vatan haini olmasın, kim olursa olsun. Ya valla Bilal Çoban iyidir. Yani Elazığ'a, MHP'ye inmesi de çok üzüldüm yani şahsen. Olmasını isterdim yani şahsen. Şu anda Yasemin Açık'ı görmek istiyorum. Bağımsız olarak. Cumhurbaşkanlığı adayım da Recep Tayyip Erdoğan. Bir kere Elazığ'ımız adına çalışan Gürsel Erol. Gerçekten isterim. Yasemin Açık. Bir sürü insan ekmek yiyor. Yani parti gözetmek için diyorum. Bu ikisini özellikle milletvekili olmasını isterim ben. Yani Elazığ'ın lehine. Gürsel Erol istiyoruz. AK Parti'den kimse ben onu istiyorum. Kete kim hizmet edecekse, kim mücadele edecekse, bu caddede kimi göreceksek biz onu isteriz. Hiç isim fark etmez bizim için. Yeter ki memlekete sahip çıksınlar, çalışsınlar. Gürsel Erol'u görmek isteriz. Çalışmalarını ve meclisteki konuşmalarını ve başka mecralarda bizleri temsil ediliş şeklini de gayet takdirle karşılıyoruz. Gürsel Erol'u görmek istiyoruz. Çünkü adını mecliste tek duyuran vekil Gürsel Erol. 4 tane AK Partili vekil var. Hükümet AK Parti'den olmasına rağmen sesini muhalefetten duyurabilen tek insan. Elazığ için taleplerini bütün dünyaya haykıran tek insan. Sonuna kadar seni destekliyoruz sayın vekilim. Arkandayız. Biz 3 yıl deprem yaşadık. Hiçbir AK Parti milletvekillerinden destek alamadık. Almadığımız gibi de bizi umursamadılar. Ama Yasemin Açık'ı önerebilirim. Bilal Çoban ve Yasemin Açık AK Parti'de isterdik yani. İkisi süper milletvekilleri. Gürsel Erol diyorum size. Valla bağımsız olarak Yasemin Açık biraz ön plana çıkıyor. Hani biz Elazığ halkı olarak daha önceleri AK Parti'ye çok destek verdik. Yaklaşık yani 3 dönemdir de AK Parti götürüyor. Gürsel Erol'un da siyasetini çok beğeniyorum. Yani böyle bir Elazığ insanı gibi, bir kardeş gibi, bir abi gibi.
Yani Elazığ'ı çok güzel temsil ediyor. Elazığ'ın sıkıntılarını çok güzel mecliste dile getiriyor. Hakkımızda hayırlısı kimse o gelsin yani. Gürsel Erol. Emin Şükür. Yeni dönemde şehrimize milletvekili olarak kimi görmek istiyorsunuz? Gürsel Erol'u görmek istiyoruz. Çünkü bu şehre en çok hizmeti Gürsel Erol'un yaptığını düşünüyorum. Bütün meclis konuşmalarında Elazığ'ın bütün sorunlarını tek dile getiren milletvekilimiz Gürsel Erol. Samimi ve dürüst olmak lazım. Bunu görmemek için de kör olmak lazım. Benim gördüğüm milletvekili işte CHP'nin milletvekili. Başka kimseyi görmek istemiyorum. AK Parti'den olan milletvekillerinden görmek isterim. Umarım da kazanırlar. Yani halkımız için hayırlısı olur inşallah. Semih Işık MHP. Cumhurbaşkanı kimse Tayyip Erdoğan'ın gün aynı milletvekili AK Parti'nin gelmesini istiyoruz. Valla tabii ki önce Gürsel Erol, ondan sonra Yasemin Açık, bir de Erol Keleş olabilir. Yasemin Hanım'ı. Bir tek onu görmek istiyorum. AK Parti'den, MHP'den tek bir tane dahi milletvekili görmek istemiyorum. Çünkü şimdiye kadar hep kendi rantları için uğraştılar. Yani vatandaşın gerçekten bu deprem olduğundan beri hiçbiri doğru dürüst bir çaba sarf etmedi. Diyeceğim bu kadar. Başka hiç kimseyi görmek istemiyorum. Gürsel Erol. Daha değişik arkadaşları görmek. Erol Keleş olabilir. Bu şehre faydalı olabilecek milletvekilleri istiyoruz. Artık ne yapalım? Bakacağız artık duruma. Teşekkür ederim. Bağımsız Yasemin Açık olabilir.